Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. EFC 24 Mobile'da yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yeni etkinlik geldi. Centurions, Türkçesi yüzbaşlılar oluyor. Formun geçici, klasın kalıcı olduğu Centurions'lara hoş geldin diyor. Unutulmaz figürler, dikkat çeken yüzlük, önemli aşamalara ulaşarak adlarını kulüp tarihine yazdırdı. Bölümlerde ilerlemek ve en değer verdiğin niteliklere bağlı olarak Centurion ikonlarını farklı versiyonlarını kazanmak için günlük beceri oyunlarını, maçları ve görevleri tamamla diyor. Hemen şöyle mücadele kısmına bir geçelim. Centurion'lara hoş geldin diyor. Bölümlerde keyfini çıkarabileceğin çok sayıda içerik bulunuyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, ödül olarak bir Centurion seç. Centurion oyuncunu kazanmak için etkinliğe katıl diyor. Ayrıca bölümlerin dışında da heyecan verici içerikler bulunuyor. Buradan göz atıyor. Şimdi Centurion serüvenine başlayalım. Burada arkadaşlar 94 Zico Van Nistelrooy'un sağ kanat kartı girmiş. Normalde forvet oyuncusu. Bu tarafta makalelerle Philippe'den bulunuyor. Burada da görevler tamamladığımızdaki hediyelerimiz falan var. Şu anda buralara arkadaşlar aktif halde ne diyor? Bu bölüm Zico ve Van Nistelrooy arasında bir oyuncu seçtikten sonra açılır diyor. Burada tamamen sizin sisteminize göre değişiyor arkadaşlar. Ben kanatlı sisteme çok fazla oynamadığım için arkadaşlar Zico'yu almayı düşünüyorum. Centurion'ları bul diyelim, bir de onlara bakalım. Hoş geldiniz diyor, bakalım. Buradan yetenek avcısı puanları kazanabilirsiniz. Evet. Monopoly tekrardan gelmiş arkadaşlar. Burada 88-97 gelen oyuncular falan var. Satranç tahtasında ilerlemek ve ödüller kazanmak için yetenek avcısı puanlarını kullanın diyor. Monopoly biliyorsunuz 24 yıl geçtiğimiz ilk zamanlarda vardı. Evet. Takasa gidiyor. Burada bakalım. Ha, evet. Buradan puan verilmiş. Tamam. Buradan ben Zico'yu alabilirim. Ya da sonra fikrim değişebilir. Şimdilik bunu göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında Bankerelle ve Filipinam gelecek. Centurion'lar burada da. Burada. Maçlarımızı yapacağız. Başlıyoruz mesela. Mesela burada 20 puan veriyor. Burada 40 puan. Burada 60 puan. Tamamıyla değişiyor arkadaşlar. Burada da yine Monopoly var. 88-97 gen satılmaz oyuncular falan var. Bakalım kimler var. Van Basten var. Neymar, Sergio Ramos, Zamburotta, Gavi, Marco Reus gibi oyuncular, Veron, Vardy, Militao gibi oyuncular var arkadaşlar. Talisca var mesela. Sağ kanat kartı. Bayağı değişik. Sanat paketimizi alalım. Bu kısımda arkadaşlar, evet, 90-95 gen puan takasımızdan bakalım kim gelecek. Burada arkadaşlar şu kısmı tamamladığımızda 120 puana ulaştığımızda en üsttekini alıyoruz. 80 puan falan olduğunda 89-93 gen diğerlerine göre puanlar yazıyor arkadaşlar. Bakalım 90-95 genden ne gelecek bize. Hadi güzel bir oyuncu gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hak dedik. Belçika, sağ orta, City, kim bu? 91 Jeremy Doku geldi. Ve 3000'de Cevher. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu. Bir hafta boyunca burada 100.000 puan ulaştığımızda
Yine 90-95 günden alıyoruz. Burada karşı atak en şey arkadaşlar, beraberlikte 4 puan, galibiyette 8 puan veriyor. Buradan tamamlayabilirsiniz. Takas kısmına geçelim. Yeni oyuncular eklenmiş ama bunlar tabii ki bizler için çok önemli değil. Centurion'lar var. Buraya yeni gelmiş Centurion'lar. Kahramanlara bakalım. Bunlar hala duruyor. Ve burada da var. Artık Centurion'lardan buradan takaslarımızı yapabileceğiz arkadaşlar. Haftanın oyuncularına da bakalım arkadaşlar. Lewandowski, Jota, Vlahovic gibi renkli kartlar var. Buralara çok fazla sıcası biz kullanmayız arkadaşlar. Yani gene düşük olanlar belki buradan takaslar yapabilirler ama bizim açıkçası çok ihtiyacımız yok. Önce şu MLS takasımızı bir tane yapalım bir. Centurion'lar var. Burada 88-97 takası var. Satılamaz. Peki burada ne istiyormuş? 85'ken, 83'ken ve 70'kenden oyuncular istiyor. Hadi bir tane buradan bir tane şansımızı deneyelim. Burada limit yokmuş. Belki iyi bir oyuncu gelir. Şunları vermedim, bunları diğer yerlerde kullanırız. Şunları verelim. Buradan ne gelecek? Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak dedik ve bastık. 89 geldi. Günlük bonus takasımız yapalım. Bir tane 70'ken üzeri oyuncu. Bastık. Bir tane de buradan bir tane bir şansımı deneyeyim. Evet. Burada arkadaşlar şuradan bakalım bir. Yani iyi oyuncular var. Van Basten falan, Neymar iş yapar. Sergio Ramos özellikle, yani 97'lik stoper Sergio Ramos kesinlikle iş yapar yani. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Hadi güzel bir şey gel. Amerika. Sağ orta kim bu? 87 oyuncu verdi. 89 gol oraya. Çok açıkçası beni tatmin etmedi. Evet arkadaşlar. Centurion'lar geldi. Buradaki etkinlikleri tamamlayın. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'ndeki etkinliği tamamlayın. Doku geldi bize. Bu da satılabilir kart mıydı bakalım bir. Dokunu bu kartı. Yok. Satılamaz kartmış arkadaşlar. 3 tane doku gelmiş şimdiye kadar. Yani aslında bir tane doku alacaksın. Diğerlerinin üzerine basıp o şekilde satacaksın. Şuraya da bakalım bir. Evet. Burada da bu kısmı tamamladığımızda ultra paketini açabiliyoruz arkadaşlar. Burada o çok güzel. Bir de bu var arkadaşlar. FIFA points'ler. Bunlar normalde parayla alıyoruz ama bunu ücretsiz bir şekilde tamamlayabileceğiz. Ne diyor?
Hayda. Liraya 1000 FIFA points ve fon görevlerini açıyor. Yine para vermek zorunda kalacağız yani arkadaşlar. Şunu bari ücretsiz yapsalardı. Neyse. Bir an hevesimiz kursağımızda kalmış oldu arkadaşlar. Şunu da açalım. Günlük bonus takasımızdan gelenle bir şey yok. Eskiden oyuncu verirdi, şimdi artık onu da vermiyor. Buradan olmadı, bir tane oyuncu verirdi. Hatta ben buradan 96 Kvaratskhelia'yı bulmuştum ama bu sefer artık oyuncu vermiyor. Ya şu kötü oldu ya. Yani sırf bunun için arkadaşlar 400 liraya vermeye değmez. Tam belki verdiği görevlerle işte 500 points, 500 points kaç tane var? 4000 daha ileten veriyor. Yani aslında da mantıklı ama hani parası olan sıkıntısı olmayan buradan yapabilir. Başka daha söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Şu anda Ederson'u, Musiala'ya, Rodri'yi satmaya çalışıyorum. Pazara da bakalım bir hani oyuncular için. Evet, daha 96 Gavi 64 milyon. Bakalım fiyatlar düştü mü acaba? Matheus bayağı düşmüş. 95'lik Nesta 39 milyona falan düşmüş yani. Ronaldo 97 milyona falan düşmüş. Pazarın durumu da bu şekilde. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Siz Centurion'lar yani yüzbaşı görevi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi buradaki etkinlikleri muhakkak tamamlayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.